hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Ben sizden önce geldim. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir açılış. Bugün evet, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin yeni mekanı açıldı. Öncelikle tebrik ediyorum. Bol kazançlı, hayırlı, uğurlu, güzel işler nasip etsin. Güzel bir mekan olmuş. Benim için en azından. Ben biraz daha böyle hani dışarı çıktığım zaman daha böyle kafa dinlemeyi ve hani tat da benim için önemli gittiğim mekanlarda. Lezzet de test ettik, son derece güzel. Yollar açık olsun diyorum. Peki sizin mutfakla aranız nasıldı? Benim iyi. Şöyle, biz evlenmeden önce biraz da hani bekar hayatı yaşadığım için ben dışarıdan yemeği çok böyle fast food tüketmeyi seven bir insan olmadığım için hep kendim hazırlamaya çalışıyordum. Bir de bir dönem bayağı bir spora daha böyle ağır çalıştığım dönemlerde hani daha sağlıklı beslenmek adına kendim yapıyordum. Ama şimdi Tuğba beni aştı. Yani o konuda da ona çok saygı duyuyorum. Mesela hani yemek yapmasını biliyorsunuz. En çok hangi yemeği yaparsınız? En iyi yaptığınız yemeği. Ya şimdi şöyle hani et konusuna yemek demeyeceğim. Eti pişiriyoruz. Hani aynen. Yemek olarak tamam yemek ama yemek yapmak olarak görmüyorum. Daha çok ben biraz daha etçilim. Hani tamam hani salata vesaire o tarz hani yemekleri de seviyorum ama yani artık şimdi bizim dönemimizdeki insanlar biraz daha şanslı. Google amca olduğu için sağ olsun her şeyi arayıp sorabiliyoruz hani bir şekilde arattığımız zaman öğrenebiliyoruz. O yüzden şey çok zorluk çekmiyorum yani. Biraz da şey mutfak bence matematik işi. Bunu daha önceden de söylemiştim. Hani şey çok ölçülere vesaire takılmadan biraz daha zekamızı kullanarak güvenerek güzel bir de sevgiyle yapıyorsunuz her şey güzel bir şekilde çıkıyor yani. Peki mutfağı bilmek ilişkilerde, evliliklerde bazı ufak tatsızlıkları kurtarır mı? Sizin evde böyle sürprizler olur mu? Yani o konuda Tuba'ya zaten diyecek lafım yok. Beni çok şaşırttı. Yani ilk zamanlar diyorum ya ben hani beklemiyorum diyordum hani herhalde biz aç kalacağız. Dışarıdan sürekli yemek sipariş edeceğiz. Ama şey ilk başta insan hani gerçekten sevmesi gerekiyor ya. Bir de hani yaptığın kişiyi seviyorsan daha da ötesi yoksa. Yalnız mı geldiniz? Yok eşimle beraber geldim. Burada mıydı? Hiç aynen. Alsaydı kendisini. Şimdi o sıkıştırırsınız diye sorularla çok gelmek istemedi. Size soralım. Tuğba'nın kıskanç mıdır? Bunu hep sordunuz. Bu sefer cevabımı da istedim acaba. Sosyal medyada çekiyoruz. Genel kişiler çok yakışıklı. Evet. Fotoğraflara yorumlar yaptılar. Ya kıskanç mı değil mi bilmiyorum. Çünkü hiç bana göstermedi o huyunu. Yani böyle bir konu içerisine dahil olmadım çünkü nerede nasıl davranmasını bilen bir insan olduğum için o konuda onun da içi rahattır, benim de içim rahat yani. Hani bir yere gittiğiniz zaman oraya mı bak? Gidebiliyor muyuz kardeşim? Yok hiç sormaz zaten hani bir de ben DJ'lik yaptığım için şimdi bir yere gittiğiniz zaman değil işe gittiğiniz zaman hani kadın hayranlarımız oluyor 500 kişi 1000 kişi direkt gözünün içine bakıyorlar. Yani şey o konuda bana güvendiği için yani güven meselesi ya. Ama yapacağın yok değildir. Yok o hiçbir zaman gerçekten diyorum hani samimiyetle cevap veriyorum hiçbir zaman. Hani hep kameraların karşısında insanlar şey konuşuyor ya işte hayır canım öyle değil ama gerçekten hani büyük bir samimiyetle söylüyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Tam tersi ben şey yapıyorum mesela hayranlarımız geliyor kadın arkadaşlar sağ olsun. Hani biraz daha yakın davranıyorlar. Ben şey diyorum artık hani ben utanıyorum. Arkadaşlar biraz hani uzak durabilir miyiz şu şekilde? Yani çünkü hani alkol içilen bir ortam vesaire DJ'lik yaptığım için onlara da saygı duyuyorum. Onlar da sonuçta hani seviyorlar, iyi ki varlar. Ama biraz o dozu ayarlamak gerekiyor. İstanbul dışı işlerinde mesela böyle görüntülü arama... Ararız. İstanbul dışında değil, İstanbul içinde de. Ya şöyle bir şey var, ben hani çok fazla telefonla konuşmayı seven bir insan değilim. Olacaksa da görüntülü arama olsun, daha samimi oluyor. Çünkü mesajda da öyle, duygularını ifade edemiyorsun. Acaba işte şunu yazdı ama hangi duyguyla yazdı? Genelde hep kendimle arama taraftarıyımdır. Olacaksa da görüntülü daha iyi oluyor. Anladığımız kadarıyla siz de biraz kıskançsınız. Ya kıskançlık demeyelim ya, hani... Diyorum ya o iki tarafında karşılıklı güven olduğu zaman onlara gerek kalmıyor. Zaten hani baktığımız zaman biz geçenlerde işte ikinci senemizi, evliliğimizin ikinci senesini bir şeyler oturuyor. Yani başında belli oluyor bir şeyler. O yüzden şükürler olsun her şey için. İkinci yılda evlendiniz. Evlat edinmeyi düşünüyor musunuz artık? Evlat edinmeyi
öyle bir şeyler vardı aslında. Yani. Şöyle, evlat edinmek değil de hani birebir bizim çocuğumuz olabileceği için tabii ki daha sonrasında belki bir evlat da ediniz ama evlat edinmek ilk tercihimiz değil. Kendi çocuğumuz olacak. Çünkü ben Güvünlü'de de mesela röportajımızda vardım. Sonrasında da konuştuğumuzda böyle bir girişiminiz... Ya bunu çok şey soruluyor ama biraz hani gerçekten araştırsınlar. Çünkü ben de hani boşa konuşmuyorum. Hani yurt dışında vesaire buradaki belli doktorlar hani yurt dışında bir sürü seminere katılıyor. Olmayacak bir şey değil. Yani eğer hayırlısıysa doğru zamanda dünyaya gelsin diyelim. Ekranlarda olmak sonunda. Ha, oraya girdim esas konuya. Şöyle ekranlarda olmak, ben 2018'de 3 tane sinema filmi yaptım. Ama derseniz ki dizi projelerine tabii ki olmak istiyorum. Bu konuda da hani daha önce böyle bir şey konuşmadım ama bakıldığı zaman aslında 10 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. Kaç oldu? 33 olmuşum. 26 yaşında bir böyle süreçten dolayı bir oyunculuk anlamında bir durmam gerekti. İnsanların alışması vesaire, o süreçlerden bahsediyorum. Yani sorarsınız ki kırgın mıyım? Kırgınım. Çünkü vefa olarak bakıldığı zaman 10 yaşım, ben çocukluğumu vermişim. Lise mezuniyetime bile gidemedim. İşte pazar, aile, kahvaltı, bunları feda etmişim ama bakıldığı zaman karşı tarafa yapımcılar benim kadar vefalı değiller. O yüzden yukarıya havale ediyorum. Sektör size vefasızlık mı? Ya vefasızlık demeyelim. Şöyle illaki birinin ilk başta taşın altına elini koyması gerekmiyor. Sonuçta senelerimizi bu mesleğe vermişiz. Benim de mesleğim bu, oyunculuk. Ama şu anda tabii ki müzikle de ilgileniyorum. Onun dışında bu arada bir rap albümüm gelecek. Çok az kaldı. Aynen. Tam böyle içimize sinsin istiyoruz. Konudan konuya atladım ama yani gönül olarak kırgın mıyım diyelim, biraz vefasızlık var, öyle söyleyeyim. Demiş yani şu anda çıkışı öyle ama ben 2 sene öncesinde Zeynep Sağdaş'la bir düet yapmıştım. Single çalışmamız olmuştu. Aslında tabii ki senelerce bu işe emek veren, gönül veren bir sürü insan var. Ki keza benim de dinlediğim en eskilerden Ceza ve Sagopa Kajmer. Tabii ki yeni nesilde de artık çok revaçta olduğu için bir sürü yeni isim de çıktı ki onları da takip ediyorum. Gayet başarılılar. Benim de o anlamda yeteneğim olduğuna inanıyorum. İki kişi, benle beraber bir kişi daha eskilerden olan biriyle ama ünlü bir isim değil. Beraber inşallah güzel bir 4-5 parçalık bir albüm diyelim çıkaracağız. Yakın zamanda. Aynen. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık.